bize son gelişmeleri aktaracak. Yalçın Bey, iyi sabahlar efendim. Günaydın Alper, hayırlı cumalar. Sağ olun, size de buyurun. İlk haberimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümünün şehitleri anma günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk olarak sabah saat 10'da ilçe şehitliğine çilek konulup ilçe kaymakamı Osman Altun'un şeref testlerini imzalamasıyla başladı. Töreni kaymakam Osman Altun, belediye başkanı Özgür Şöker, şehit aileleri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan kaymakam Osman Altun, aziz şehitlerimiz, dinimizi, vatanımızı, bayrağımızı, namusumuzu koruma yolunda peygamberlikten sonra en yüksek makam olan şehitlik mertebesine ulaşmışlardır. Sizler gibi vatan evlatları da bu vatan için canını vermeye her zaman hazırdır. Siz rahat uyun, ruhunuz şad olsun dedi. Diğer bir haberimizde Süt Birliği seçimleri yapıldı. 902 üyesi olan 2008 yılında kurulan Kadınlar Süt Birliği seçimini Rüştü Avcı'nın ekibi kazandı. Kadınlar Ziraat Kültür Salonu'nda yapılan kongreye eski başkan Lütfü Avcı ve Sadullah Akbaş'ın katıldığı seçimi Lütfü Avcı 364 oy alarak yeniden tekrar seçilmiş oldu. Yeni seçilen Lütfü Avcı'ya yeni görevinde tekrar başarılar diliyoruz. Diğer bir haberimizde Kadınlar'da ekmek zamlandı. 50 kuruş olan ekmek 60 kuruş oldu. İki ekmek faturasının bulunduğu ilçede un fiyatlarının, maya fiyatlarının ve maliyetlerinin artması ekmek fiyatlarında artmasına sebep oldu. Diğer bir haberimizde İlginer Meclisi üyesi Hasan Karatoprak ilçemize yapılmaya başlanan düğün ve konferans sonunda hakkında bir açıklama yaptı. 2200 metrekare alana sahip olan 300 kişilik 3 katlı ve 1,5 milyon liraya mal olacak Kadınlar Kültür Salonu'nun 250 gün içerisinde tamamlanacağını söyleyen Hacı Hasan Karatoprak, Kültür Salonu'nun yapımında emeğe geçen Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, İlçe Başkanı Alparslan Karatoprak, Konya Alparslan Katrancı, Konya İl Genel Meclisi üyeleri ve İlçe Belediye Başkanı Hulusi Çok ile teşekkür etti. Diğer haberimizde Kadıran'ın Mustafa Büyükoflas Sağlık Meslek Lisesi ilçede Nevruz Şenliği düzenledi. Gün sabah saat 10.30'da Sağlık Meslek Lisesi bahçesinde başlayan şenliklere Belediye Başkanı Hulusi Çökkel, daire amirleri, vatandaşlar katıldı. Düzenlenen etkinliklerde ısıtılan demir dövme, ateşten atlama, yumurta boyama, ağaç dikme, şiirlerde yarışmalar yapıldı. Nevruz'a katılanlara pilav ikram edildi. Diğer bir haberimizden Ülke Ocakları Başkanı seçimi yapıldı. 2 yıldır kadını Ocak Başkanı'nı yapmış Sami Karaman'ın görevi Ömer Güçlü'ye devretti. Yeni Başkan Ömer Güçlü 2 yıldır Ocak Başkanı'nı yapan Sami Karamanlı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. En son haberimizden Kadıran Selçuk Üniversitesi Faik İçin Meslek Yüksekokulu İdari Düşünce Topluluğu öğrencileriyle Ülke Ocağı temsilcileri beraber düzenlediği Çanakkale Şehitleri Anma Töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Hulusi Çökkel, MHP İlçe Başkanı Şükrü Buran çok sayıda davetli katıldı. Kadınlarımız da günden böyle efendim. Sizlere hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar diliyorum. Teşekkürler Yalçın Bey. Kadın Anı'ndan aktardıklarınız için iyi günler.